Herkese merhabalar. MK Yapım'dayız. Siyasette programındayız. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz program çok tatlı dönüşler sağladık. Güzel de konuları temas ettik. İkinci programımızda yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre süreci, yerel seçim öncesi aday isimleri ve yine parti değerlendirmelerine devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi konuğumuz İbrahim İmamoğlu, gazeteci yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir hafta nasıl geçti? Bayağı bir tepki geldi ama. İyiydi, iyiydi. Arayanlar, geri dönenler de oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Zaten bizim geri dönüşlerle birlikte, arayanlarla birlikte programın eleştirisel boyutunun kendi yani siyasi partilerimizin ya da siyasetçilerimizin kendilerini eleştirememesini biz içselleşmiş bir şekilde eleştirdiğimiz için güzel dönüşler oldu. Ben de zaten öyle diyordum. Burada yaptığımız program içerisinde kamuoyunu bilgilendirmekle birlikte siyasetin içerisinde aktif rol oynayan insanlara da kendilerini göremediklerini tabii göstermek babından. En azından milletin konuştuğunu biz burada aktarıyoruz ki onlara, evet, onlara gelir gelmez bilsinler neyin ne olduğunu. Yani biz de o şekilde aldık, ele aldık ki şimdi biliyorsunuz yani Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir kimse ummadığı bir şekilde %10'luk oydu. %5'te, %4'te kalacak denen parti. Evet, 4 ben kendim gireceğim dedi. Şu anda gözde konumuna geldi. Ve aynı nitelikte dikkat ediyorsan ne kadar enflasyon yüksek olsa da millet şey içerisinde, geçim sıkıntısının içerisinde olsa da AK Parti kurmayları ya da AK Partililer hala daha bir şeyler yapabilmenin bir azmi içerisindeler. İyi Parti'de Meral Akşener'in kendi bünyesine yönük olarak açıklamalarının ardından kamuoyuna vermiş olduğu mesajlar her ne kadar yanlış anlaşılsa da o mesajlar şu anda Denizli kamuoyunda çok güzel anlaşılmış durumda. Yani bunları biz de burada dile getirince vatandaşlar ya da bizi izleyenler sağ olsunlar ne demek istediğimizi gayet iyi anladılar. Siyasetçiler de öyle. Ben Bağbaşı'ndaki Fatih Mahallesi'ndeki Aşure'ye gittim. Şimdi orada hani daha önce söylemiştim Sema Silkin ün değerli milletvekilimiz oraya geldi. Baktım ben herkese sarılıyor. Yani şimdiki gibi AK Parti'nin getirmiş olduğu bu şeyler gibi değil de eski tip siyasetçiler gibi her önüne gelen de rahmetli Hasan Celal Güzel öpüşme rekortmanı. Herkesi öpüyordu. Ha, aynı o tipte oradaki kadınlarla haşır neşir olması, bu 5 dakikalık 10 dakikalık yani sarılması, elini tutmasıyla bir baktım etrafında insanlar toplanıverdi. Sanki aşureyi bu şeyi Sema'nın veriyormuş gibi. Yani öyle bir hava oluştu. Çok hoşuma gitti benim. Çünkü milletvekilleri benim oyumla oraya gitmiş olan ve beni temsil etmiş olan insanların büyüklenmeden, ben ona gel benim karşıma çeket düğmele demiyorum. Ben seni oraya gönderdim, beni iyi temsil ettin. Evet. Ama sen ya nasılsa ben seçildim diye, nasılsa şey diye orada kimin düğünü var, kimin nişanı var, oralara gider de benim halim hatırımı sormazsan olmaz. İşte yani orada Sema Hanım'ın yaptığı benim o çok hoşuma gitti. Biliyorsun daha önce Nabi Sabuncu vardı. Ondan sonra Nam-ı Değer, dansöz Nabi deniyordu parti değiştirdiği için. Bir de Afyon milletvekiliydi Kubilay, galiba. Kubilay ona da fırıldak evet, deniyordu. Evet, fırıldak Kubi diyorlardı. Ama adamlar onlara bile, o dediklerine bile gülüp geçiyorlardı. Neden? Siyasetin o günkü nabzı onu götürüyordu. Aynı şeyi şimdikilere diyemezsin. Şimdi dersen sokak ortasında dayak yersin. Falan yerde tehdit ediyorsun. Tabii. Yani bunları göz önüne alarak ben Sema Hanım'ın o gün çok hoşuma gitti gerçekten. Fatih Mahallesi'ndeki şeyi. Hatta söyledim oradaki arkadaşlara da. Mesela diğer bazı milletvekili arkadaşlarımız geldiler. Kendi partili bünyesindeki insanlarla konuştular. Yediler. Aynı şekilde toplu olarak geldikleri gibi toplu olarak gittiler. Ama Sema Hanım öyle değil. Öyle değildi yani. Gerçi şimdi Şeref Bey aynı konuda diyor. Aynen. Şeref Bey parti bünyesinde görev verilmiş ona da. Sanıyorum Şeref Bey'in artık eski tip şey yapıp da Denizli'nin
sorunlarla ilgilenebileceğini sanmıyorum. Genel merkezdeki şeyden dolayı. 3 ay baktığın zaman bayağı bir soru önergesi verdi ve hareketliydi. Yani. Hareketliydi, öyleydi. Diğeri de şeydeydi. Ya öyle ben yani şöyle düşündüğüm vakitler gerçekten ya seçtiği insanların mesela geçmiş dönemde el aleme laf söylemekten başka milletvekilleri, el aleme laf söylemek, laf sokmaktan başka ne yaptılar ya bizim Denizli milletvekilleri? Hiç görüyor musunuz? Şahintin teker teker ele almak gerekiyorsa, Şahintin bir kanun çıkıyor. O kanunu zaten ben TRT'de izliyorum ya da şeyde. Ama o onun haberini yapıyor. Sanki kendileri yapmışlar gibi. Ama ona görev paylaşımı yapıyor muhtemelen. Sen şu alana gir, ben bu alana gireyim, ben bu kısma gireyim. Çünkü tamam. Öyle bir şey yani. Bütün açıklamalar evet. Şahintin'den, işte Nilgün Hanım ara sıra... Onu da onların danışmanları şey olduğu için. Ben Nilgün Hanım'a bir kere olsun bir soru önergesi verirken görmedim. Bir defa kanun teklifi verdi. Bir defa. Geçen dönem. Geçen dönem. Hatta imza... Oo, çok bile. Ben onu da bilmiyordum. İmzası onu vardı, ben oradan hatırlıyorum. Yani. Evet, aynen öyle. Ben, yani bunlar küçük şeyler, eleştirmek babında değil de sen bir kişinin ya da bir Denizli'nin işini yapabilirsin. Denizli işi yap ama ister AK Parti milletvekili ol, ister diğer partilerin milletvekili ol. Ben o nasılsa seçildim diyerek başka şeyler getiriyor, halkın arasına inmezsem olacağı bu. Şimdi lider yani, endeksi siyasetten kaynaklanıyor. Ondan kaynaklanıyor ama ben şeyde Sema Hanım'ı da onu görmedim. Yani demek istediğim o. Ben diğer milletvekillerin de aynı şekilde olmasını isterim. Beni tanıdığı için benimle el sıkışması önemli değil. Ama orada milletvekili gelmiş diye şeyle gözlerin içine bakan insanlar var. Ama onların hiçbirisine eyvallah etmeden nasıl geldiyse öyle gidiyorlar. O, bir de bir başka şey daha. Dikkat ediyor musun? Millet açlıktan, enflasyon sebeplerinden, özellikle emekliler ve asgari ücretle çalışan insanlar yaş fasulye 150 lira olmuş. Evet. Efendim biber olmuş 170 lira kusur. Bunları nasıl alacağım, kışıklarımı nasıl alacağım diye böyle şey yaparken bizim belediyelerimiz festival üstüne festival yapıyorlar. Kamudaki tasarruf diye bir şey yok. Ha, önceden kültür olanlar hariç. Tasarruf olunca önce tasarruf basına geliyor. Abi. Yani o konuda bak bunu ben hakkını veriyorum belediyelerin. Doğrusu. Sonuna kadar hakkını veriyorum. Evet. Yani bir şey olduğu zaman hemen basını kısarım, onu ayrıştır, bunu ayrıştır, ona gönder, buna gönder. Ama diğer taraflar dediğin gibi eğlencede şunu da bunu Allah korusun yani Rabbim bir daha göstermesin ama en son şehidimiz sonrasında Buldan'da kalede festival organizasyonu, daha doğrusu konserler iptal oldu. Konserin iptal edilmesi yani bir şey ifade etmiyor bana göre. Yani o göstermelik şeye giriyor. Ama bence bu festivallerin içinde bulunduğumuz şartlarda kesinlikle şey olması lazım. Bir de bir başka şey, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bize eskiden derlerdi ki balık verme, tutmasını öğret. Evet. Peki ne yapıyor belediyelerimiz? Tohum veriyor. Gübre veriyor. Yani sen bana bağımlısın kardeşim. Ben sana verirsem bu işi yaparsın gibi bu şekilde bütün şeyleri, üreticileri, çiftçileri kendisine bağlıyor. Bazı yerlerde kadın kooperatifleri var. Merkez Efendi çok güzel işledi bunu. Ama ne yazık ki mesela bir baklanda var. Bir kuruldu mu oraya giden olursa, gruplar olursa var, başka yok. Çal'da da aynı şekilde. Çivril'de de var. Çivril'de de var. Ama hiç duyuyor musun şeylerini? Hiç ben duymuyorum. Yani ben Çal'a gidersem Çal'daki kooperatif üyeleriyle görüşebilirsek ancak öyle. Ya sen bu insanlara verip de kendine bağımlı bir şekilde. Ben şimdi bir haber yapıyorum. Osman Zolan falan yerde buğday mısır hasadı yapıyor. Böyle bir haber geliyor. Kimin parasıyla yaptığı önemli. Bak biz yayın kuruluşu olaraktan ben şeye karşıyım. Hatta onu da bizim gençler sağ olsunlar çok özen gösteriyorlar. Pamukkale Belediyesi 1000 öğrenciye öğrenci yardım yaptı. Merkez Efendi Belediyesi 2000 öğrenciye yardım yaptı. Evet. Yok abi. Pamukkale'li öğrencilere yardım yapılıyor. Yani o Merkez Efendi Belediyesi Avni Örke'ye de Şeniz Doğan yapıyor diye bunu reklam olmaz. Ama işte yapması ya, lazım zaten. Benim de demek istediğim o. Sen onu ver. Yani üretici tohum verirsen ekecek. Tohum vermezsen ekmeyecek. Ektikten sonra arkasından gübresini bilmem nesini vereceksin. Ondan sonra boy Osman Zolan şey yapıyor diye çıkarırsın ortaya. Edvantoryal yapıyorsun. Ha, aynen. Yani bunu eleştirmek babından demiyorum. Böyle bir sistem. Ha derler ki
Ya esnaf çaresiz ne yapsın kardeşim? O zaman hükümete söyleyeceksiniz. Sen iktidardaki şeysin. Ziraat bankaları, diğer bankalar şey dahil olmak üzere çiftçilerimizin konumunu iyileştirecek. Yani büyükşehir, şimdi geçen programda söyledim. 2 yıldır bekliyorum ben Akkent'te içme suyunu. Seçim geldi, şimdi öyle girildi diye. Şimdi böyle bir atmosferde, böyle bir şeyde esnaf ve sanatkarlar, esnaf üreticilerimiz, çiftçilerimiz hep böyle büyükşehrin şeysine Avni Bey bana lavanta şeysi verip de ekeceğim diye, kekik ekeceğim diye onun kapısından bekleyecekler. Ya da boy boy fotoğraflar o çekilirken vatandaşların şeysini beklenecek. Yani bunları yanlış şeyler. Bana göre yanlış. Evet. Ha, bunu ne yaparsın? Çiftçinin durumu iyi olur. Ya da çiftçinin durumu iyi olur derken kendi kendine yetmeye başlar, şu bu yapar. Onun ürettiğini alırsın. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir yaptığı gibi hiç olmazsa onların cebine para koyarsın. Yani bu böyle olur. Tunçel Denizli'ye geldi Honaz'a. Arkadaş dedi alıyorum sizin kirazlarınızı. Alıp almadığını bilmiyoruz. Ama alıyor yani. Ha, evet yani. Mesele bu. Şey böyle olması lazım. Benim bildiğim kadarıyla ben gerçekten çok yani öyle düşünüyorum da. Bu çiftçiliği şeyleri zamanında biz yaptık. Yani bizim de şeylerimiz var. Ama bizim eğitimimize falan filan hep üzüm şeysine geldi. Ama bakıyorsun Denizli üzüm merkezi Alaşehir'e kaptırmış. Manisa'ya kaptırmış. Sen bu şekilde yapar da sana yani kurumlara esnafları şey çiftçileri şey yapar. Damızlık koç veriyorlar. Damızlık şey veriyorlar. Koyun veriliyor. Koyun veriyorlar. Ya sen bu damızlık koyun ve koça verdin şeyde bunu bir sene, iki sene satamazsın diye vermiyorsun ki. Adam çaresizlikten satıyor çaktırmadan. Her sene buna damızlık koç versen ne olur? Aynen. Mesele bu. Balık tutmak lazım. Pamukkaleçi Kongresi başladı. Bu pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre var. Ve nefesler bayağı tutuldu. Alican Kaplan, Gökhan Çankır, dün Uğur Bey'in toplantısına gittim, Uğur Coşkun. Üçünü de programa aldık. Güzel insanlar. Yani hepsi de değişim istiyor ama değişimin yukarıda olacağına inanmıyorlar. Değişimin alttan başlayacağına inanan bir üç tane adayımız var. Kemal Bey'in gitmesi de hiçbir şey değiştirmeyecek. Kemal Bey'le beraber oradaki şey yapı önemli. Yani o kadro orada olduktan sonra şimdi Mustafa Karapınar gitmiş, Mehmet Karapınar aynı, MK yapımı aynı yani. Değişmiyor. Alttan başlayalım diyorlar. Ben geçen programda da anlattım. Söyledim bunu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi yani bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim öncesi ve seçim sonrasında istemezlikler var. Bu her dönem böyledir. Her dönemde belirli bir kısım seçim kaybedilse kazansa bile yani bu insanlara seçildiğin vakitlerde yaranamazsın. Seçimi kaybettiğin zaman zaten hiç yaranamaz. Ben sosyal demokratım da, CHP'liyim de, seçim olmadığı dönemde senden benden iyi misal veriyorum. Yani senden benden iyi şey geçinir sosyal demokrat. Ama seçim atmosferine gidecek, oy verecek ya partisine. Onun orada gazık gibi kalır. Seçimden sonra onu kendisine şiar edinir. Yok efendim şu kalsın, yok şu kalsın. Şimdi senin 25-27 bandındaki oyunu %48'e çıkaran bir adam. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Millet, Büyükşehir Belediye Başkanlarını alan bir adam. 20 sene ya da 20 kez ya da 50 kez seçimleri kaybetse ne olur? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şeyden önceki bu Başbakan yani AK Parti iktidara geldi önceki dönemlerde hiçbir seçim kaybetmedi. Bir baksınlar Google'dan bir araştırsınlar. Bir baksınlar ne badireler atlatarak oraya kadar gelmiş. Eğer mağdur edebiyatı o şiir okuduğu için mağdur edebiyatı olmasaydı AK Parti bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuma gelmesi mümkün değildi. Tabii İkincisi diğer partilerdeki özellikle Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi'ni ve Demokratik Sol Parti buralarda yapılan hatalar AK Parti'yi bugünkü konuma getirdi. Bunlar da bunu güzel değerlendirdiler. Hak, hukuk, adalet meselelerinin bütün milletin bildiği olaylar yüzünden de hala iktidarları devam ediyor. Peki burada bağımsız başarısız olan kim?
Senin oyunu %48'e çıkarmış. Yani orada eğer illaki Cumhurbaşkanlığını kazanmak, illaki iktidarın şeyini kazanmak olarak değerlendirirsen... Sıkıntı ne biliyor musun abi? Sözünü kestim de. İşte dün toplantı esnasında bir zat-ı muhterem yanıma geldi parti binasında. Şu kulağıma yanaştı. Klima dedi, muhalefet gibi çalışıyor. Bak mesele bu. Yani, düşünebiliyor musun? Evet, bak, anladım. Abi klima soğuk, hiçbir şey yok ama millet böyle terlemiş, herkes kan revan. Klima muhalefet gibi çalışıyor. Yani tespit çok doğru. Ama senin olaya bağlayacağım, bu bile aslında bir şeydir. Bir adımdır yani, ne olursa olsun. E tabi ama... Her şey değişmesi lazım. Hayır, değişmesi lazım. Ben ona katılıyorum. Fakat, şimdi bakın, iki seçimin arası çok kısa. Böyle bir zamanda dikkat et, şeydeydi galiba, itiraz hakkı olduğunda Cumhurbaşkanımız dedi ki Atalan Üsküdar'a geçti. Ve ondan sonra Yüksek Seçim Kurulu şeyi kabul etmedi mesela. Şimdi bu iki seçim atmosferinde, işte görüyoruz halimizi. Osman Zolan yola çıkmış. İlçelerde asfalt döküyor. İnsanlarla kaynaşıyor. Esnafa, çiftçiye tohum veriyor. Efendim gübre veriyor. Hasat yapıyor. Sen iç yapınla uğraşıyorsun. Yani şey yapma için. Kongreler şunlar bunlar. Sen şimdi ki bu kongreler içerisinde bitireceksin. Adayını belirleyeceksin ki Eylül'de bitecek kongreler. Adayını belirleyeceksin. Diyeceksin ki hadi bakalım Osman Zolan'a şeysin, rakipsin. E Osman Zolan yolu almış zaten. Aradaki o şeyi nasıl kapatacaksın? Birincisi bu. Onun için seçim atı bunlara hep ne konuşulacaksa, ne değişim yapılacaksa hepsi seçimden sonra, yani Mart'ta yapacak olan yerel seçimlerden sonra yapılsaydı o taze şey arasına geçerse. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Biz kaybettik diye hüsran var şimdi şeyde, muhalefette. Tabii. E bunu sen nasıl takviye edeceksin? Nasıl takviye edeceksin? Bakıyorsun İYİ Parti bir şey yok. CHP'de kendi içinde kaynıyor. Pazarlık olacak. İttifak olmayacağı belli değil. Şu an en rahat parti AK Parti'ye. En rahat isim Osman Zolan. Öyle. O da rakibin yok. Yani dediğim gibi rakibin çıksa bile sana yetişmesi imkanı yok değil. Yani. O adam kamu şeylerini almış gidiyor. Bir de tabii şimdi değişim meselesine gelince, değişim meselesi olunca adaylar bu sefer acaba şüphesi içine girecekler. Ben aday olsam mı olmasam diye. Cumhuriyet AK Partisi'nden belediye başkan adayı olan bir arkadaşım, bir tanesi bana dedi ki sen dedim sesini çıkarmıyorsun. Hani adaydın? Abi dedi adayım da dedi. Ya dedi atmosfer dedi o kadar dağıldı ki. Aynı klima meselesi gibi. O kadar dağıldı ki dedi. Kendime güvenemiyorum dedi. Bu yılların siyasetçisi bir adam. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürükleyecek olan adaylardan da birisi. Böyle bir adam böyle düşünüyorsa yeni gelecek olan Çiçeği Burnu'ndaki bir ilçe başkanı. Pazar günü seçilecek şey. Yönetimle tanışacak önce. Ya da delegelerle, partiyle tanışacak önce. Biz zaten onların oturması, sistemin oturması 3 ay alır. Hayırlı olsun ziyaretleri, şunlar, şudur, bunlar. Şudur budur 3 ay. 3 ay sonra hadi bakalım diyecekler. Peki adaylar ne olacak o arada? İmamoğlu çıkacak, Mustafa Garipnur olsun diyecek. Mustafa Garipnur çıkacak, Fehmi olsun diyecek. Bir ayda o zaman öyle geçecek. 4 ay. Geriye ne kalıyor? Hiçbir şey. Ama bunlar yapılırken seçim işlerinden sorumlu Sayın Hayati Yazıcı buraya geldiğinde, evet. Denizli'de kim belediye başkanı olmalı, kim belediye meclis üyesi olmalı, Osman Zolan mı desteklenmeli, Muhammed Subaşoğlu mu desteklenmeli diye şu anda Denizli'de AK Parti anket yapıyor. Mukaddes Sezer. Yani sahaya girdi anketçiler. Şimdi böyle bir atmosferde aynı konumu... İşte biz efendim genel merkezin dayatmasını istemiyoruz diyecek Cumhuriyet Halk Partisi. Yapabilecek mi bu anketi? Zaman yok ki. Yok. Olmadığı için ben bu değişim meselesinin seçimden sonraya kalmasını istiyordum. Birincisi aynı dediğim gibi geçen hafta da söyledik. 5 delegeden 2 tanesini değiştirmekle değişim olmaz. Genel merkezin dediğin gibi genel merkezdeki bütün insanlar gitmeden... Genel merkezle iller arasındaki koordinasyonu tanıyan, yapan insanlar gitmeden. 20 yıl milletvekillik yapıyorsun ya. Tabandaki insanlar değişse de bu iş olmaz. 20 senedir hala elini çekmiyor. 20 senedir milletvekili
hala daha elini çekmiyor, hala daha ben varım diyor. Geçen dedi ki artık bu emeklilik yaşları geldi. Hayat Yazıcı toplantısında Mukaddes Sezer, ismini de verelim, AK Parti merkeze ben de ilçe kadın kolları başkanı, Hayati Bey'den kadın aday istemiş. Şimdi böyle söyleyince benim şöyle düşündüm, taşındım. Birkaç isim aklıma geldi. Kadın aday. Ki salonda da bayağı kadınlar yoğunmuş. Artık bizim zamanımız geldi demişler. Şimdi bakınca Demet Hanım benim aklıma geldi. Demet Değirmenci. Devlet kültürü var, her türlü altyapısı var. Deskide de uzun yıllardır insan kaynaklarında. Muhtarlara her yere dokunuyor. Burada isimler ön plana çıkacak. Muhalefet olmayınca AK Parti kendi içerisinde muhalefet yaratıyor işte. Bu muhalefet yarattığı için de onların yaptıkları, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayı olmuş, İyi Partili belediye başkanı adayı olmuş meselesi değil. Biat kültürü içerisinde bana biat ederek biz bununla ikimiz çalışabilecek miyiz hesabı yapıyorlar. O hesap içinde kendi muhalefetini yaparak işte aynı Şeniz Doğan'a Osman Zola'nın destek olduğu iddiaları yok mu? Duymadık mı bugüne kadar? Ben Akköy'de gittim stat açılışına, orada bile vatandaş konuşuyordu yani. Ya işte bunu düşün. Bunu artık herkes biliyor. Bunu herkes biliyor, herkes konuşuyor. Böyle bir atmosferde, böyle bir şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence değişim istemesi abeste iştigal. Ben öyle düşünüyorum yani, bilemiyorum da öyle düşünüyorum. İsimler ne olur şimdi yerel seçim öncesinde? Şimdi Pamukkale'ye bakıyorsun, manyak bir şey var. İzdiham var orada. Şimdi şeyde isim vermeyelim de AK Parti'den 4 tane aday var. Yani aday ama oradaki aday AK Partili olduğu için Avni Bey, Sayın Avni Örkü başkan olduğu için şu anda seslerini çıkarmıyorlar. Onlar genel merkezin yani şu anda yapılan anketle birlikte ki o anketin kimler isim verildi onu tam olarak bilemiyorum. Bugün yarın öğreniriz onu da. O isimlerin arasındakiler genel merkezine karar verirse onlar şey yap diyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla Avni Bey'in ikinci kez belediye başkan adayı ya da belediye başkanına genel merkez tarafından oynatılamayacağı söyleniyor. Yani bunu ben değil, şeyler söylüyor, partiler söylüyor. Öyle bir kanı var zaten. İstenilen ve beklenilen başarıyı gösteremediğini, çok işler yapılmasına rağmen yapılmadığını ve parti içerisindeki uyumun Avni Bey şeyle bozulduğu söyleniyor. Bunun yanında Muhammed Subaşıoğlu'nun Merkez Efendi Başkanlığına oynamasına rağmen Büyükşehir Başkanlığına oynuyor iddiaları var orta yerde. Şimdi böyle bir atmosferde elbette Osman Zolan kendisini düşünecektir. Ve kendisiyle birlikte uyum içinde çalışacak olan insanları getirecektir. Yani bu aslında bütün siyasilerin tabii işeti. Ben kiminle kardeşim güzel çalışırsam onunla. Tabii mi? Yani kadro önemli yani. Fakat en büyük şey artık nüfusu daha yüksek olduğundan mıdır? Yoksa hizmet alanları çok fazla olduğundan mıdır? Ne hikmetse Pamukkale'de hem işte şeyde görüyoruz 4 tane aday var. Öbür tarafta 2 aday var. Şeyde Merkez Efendi'de. Ama AK Parti'deki belediye başkan adayları da benim bildiğim 4 tane. Avni Bey'le birlikte 5 tane oluyor. Şimdi eğer Avni Bey çok başarılı bir insan olsaydı o adaylar çıkar mıydı? Onu ben köşemde yazdım. Hatta beni arayanların çoğu dedi ki çok özür dilerim. Ben Şeniz Hanım'ı övmek gibi değildi. Beni arayanlar çöp torbası mı dağıtmış, süt mü dağıtmış, halk ekmek mi açmış? Elbette herkesin gözü orada oldu. Şu an inanılmaz bir şey var. Olumsuzluklar silsilesi var yani. Pamukkale'nin sokaklarında ilaç arabası dolaşıyor. O hani sivrisinekler için püskürten. Ben daha bir ilaç püskürttüğünü görmedim benim mahalleme geldiğinde. Ses mi veriyor? Sadece ses var. Baktım aşağıya. Gerçekten. Yani o ilaç püskürsünden duman çıkar gibi şey gelmiyor. Püskürtmüyor mu? Ben görmedim. Çocukluğumuzun yaz günlerinde, en zevkli şeydi. Hani şu yaz günlerinde görmedim. Yani samimi olarak söylüyorum bunu. Hani bunun gibi yani eksik aramak değil bu. Yani kendi arkadaşları bile onu başarısız görüyor ki ben belediye başkan adayı diye ortaya da kelle felli adamlar çıkıyor ortaya. Ramazan Eskin parantez açmak isterim. Şimdi MHP tarihinde 50 yıllık tarihte ilk defa
MHP'nin seçilmiş ismi. Her ne kadar seçim öncesi Merkez Efendi olacak, şu olacak, bu olacakken son dakika Pamukkale'ye kaydırdılar. Sonra belediye başkanımsı oldu. 4,5 yıl ilginç bir şekilde kaldı orada. Demek ki güzel işler yaptı. Yani en son işte Pamukkale Belediyesi saman dağıtıyor. Onun üstlendi Fırat Çakıroğlu Parkı, Alparslan Türkeş, Hatıra Ormanı gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Sinekleme dedim de direkt aklıma Ramazan abi geldi. O da sağlam çalıştı yani. İsmi belki o, sende var mı bilmiyorum ama geçebilir. Yine tabii Cumhur İttifakı'ndaki duruma bağlı. Benim duyduklarımın arasında ismi yok. Ancak şöyle bir şey var. Milliyetçi Hareket Partisi, kim ne derse desin, Milliyetçi Hareket Partisi bir ideoloji partisi. Diğer partiler işte Demokratik Sol Parti gitti, Anavatan Partisi gitti, Doğru Yol Partisi gitti ama kurulduğu günden bu yana gitti, gidiyor, kalıyor, baraj altı derken bile olsun ideoloji partisi olduğu için kendi küllerinin arasına sıyrılmasına çıkıyor. Ramazan Eskin, iyi tanıdığım, şey yaptığım bir arkadaş ve parti içerisinde de o döneminde mücadele eden, hem de baya baya mücadele eden, kendisine karşı gelenleri bile kulak ardı etmiyor, bir kulağından girer öbüründen çıkar şekilde hizmet eden bir arkadaş. İlk o belediye başkan şeyse seçildiğinde ya MHP'de başlar ayak oldu, ayaklar baş oldu dediler, eleştirdiler. Ben de dedim ki bak, bu kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışan Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmasa idi, başka partide de olsaydı aynı şeyleri yapacak zihniyette, kalbinde ne varsa onu uygulayabilecek kapasitede genç bir arkadaşımız, evet. Ve gözü kara. Siz dedim niye eleştiriyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nde adam yokken bu çocuk dedim, Ramazan Bey dedim, diğer şeylerle birlikte, çocuklarla birlikte dedim ben afiş asan adamdı. Bu dedim ötekilerle birlikte nerede iş var oraya dedim koşturan bir adamdı. Bunun nesi dedim ayak? O zaman siz dedim gençlere ayak mı görüyorsunuz dedim flamaları açan. Bu dedim bunu yaptı. O siyasi tecrübeyle Pamukkale'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de dedim olduğunu gösterdi. Bayrağı astırdı. O kadar basit. 30 Mart seçiminde biz Nihat Yeniyor'la beraber Merkez Efendi adayıydı. Çalışırken basın anlamında Ramazan abi eline broşür alırdı. Sanayi bölgesi kapı kapı gezerdi. Tabiri caizse cazgırlık yapardı işte. Tanıtıyorlar ya içeri girmeden önce. Ben herkese aynı şey söyledim. Yani Ramazan abi oradan geldi, buradan geldi. Tamam. Seçildi. Oturdu. Ben sadece bir sinek deyince aklıma o geldi. En azından Ramazan abinin de hakkını burada teslim etmek lazım. Onun zaten aklına gelirse. Ben bunu birkaç kez arayacaktım. Hep vazgeçtim yanlış anlar diye. Çünkü yani diğerleriyle de tanışıyoruz, şu bu yapıyoruz ama ben mesela abi niye söylemem böyle bir işi? Yani şu şöyle olsun böyle. Osman Zola'na söylemem böyle işi. Çünkü onlar belediye başkanı olduğu için protokol gereği onlar istedikleri gibi yapsın. O zaman alttaki adamların bir anlamı kalmıyor yani. Ramazan bu işe el atar gibime geliyor. İnşallah bakalım. Buradan da duyurmuş olalım. Orada da Mehmet Ali Yılmaz faktörü var tabii. O da AK Parti'de istedi olmadı. Oradan MHP'ye gitti. İl başkanı oldu. Tek derdi de benim de. Tek hedefi Pamukkale. Pamukkale'de yani nasıl anlatayım ben? Nasıl diyeyim bilmiyorum. İktidar partisi içerisindeyken görev verilmemiş. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına gelmişsin. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi işte ülkücülerin ve milliyetçilerin nezdinde denizli uçbeyi sensin. Evet. Şimdi sen oradan inip de Pamukkale Belediye Başkanlığı'na bir il başkanı olarak nasıl oynarsın? Şahsen ben öyle bir şey olacağını Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oynarım. Ama çok doğru. Cumhur İttifakı içinde isen böyle bir şeyi yutkunurum. Kazanır şeyse buruyla iş biliyor. Çünkü gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'nin arasında AK Parti'den geldiği için demiyorum bunu. AK Parti ile MHP arasında çok güzel bir diyalog, yani o ittifak diyaloğunu kurmuş bir adam. Şimdi böylesine gelmiş bir uçbeyi bir adam Pamukkale Belediye Başkanı'na aday olarak kendisini şey durumuna düşürür mü? Ben olsam düşürmem. Bu diyecek oğlum Mehmet Ali abi yanlış anlamasın. Şimdi il başkanlığı koltuğuna oturunca afyonlar aramışlar. İşte demişler ki muhtarlar toparlanmış. Biz demişler Mehmet Ali Yılmaz'ı ziyaret edeceğiz. MHP il başkanının hayırlı olsun ziyareti. Bir tane MHP'li bir abiyi arıyorlar. Diyorlar ki Mehmet Ali Yılmaz zaten AK Partili bizden sıkıntı yok. Sen de bize eşlik et diyorlar. Ya bu da ilginç bir anekdot olarak
kulağıma duydum. Yani MHP il başkanı seçiliyorsun. AK Partili Afyon'dan muhtarlar geliyor. Bizden diyorlar yani. O da yani ittifak dedin ya, ruh anlamında örtüşüyor. Ya, tabii. Herhangi yani, bir eleştiri şey ya yok işte, yani. Ha, öyle olursa, oturmuş. Ya bunu derken kötülediğimiz tabii. için, basit insan olduğu için demiyor. Yani ben onu eleştirirken onun haklı olduğu yerden girmek istiyorum. Şahsen ben bir ülkücü olarak il başkanımın oynarsa Büyükşehir Belediyesi'ni oynamasını isterim. Bir puan alta basamağına inerek Pamukkale Belediye Başkanı'nın oynamasını istemem. Oradaki o hengamenin arasında o Irlıganlı Irlıgan'dan yani Pamukkale'nin içerisinden olduğu için orayı iyi tanıdığım için böyle yapıyorum diyor ama fakat böyle bir de ideolojinin içinde olduğu konum var. Yani oradaki o konum senin düşündüğün konumun üzerinde. Ya onu yapmayacaktın o zaman. Yani onu il başkanına yapmayacaktın. İlçe başkanlığında kalacaktın. Ya da başkan yardımcısı olacaktın. Ondan sonra oradan geçmek basit olurdu bu tarafa. Demezler aynen. mi şimdi? Koskoca Cumhur İttifakı'nın içerisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı Pamukkale Belediye Başkanı'na kadar düşmüş mü derler insana ya? Yani ben de bunu şey yapamıyorum yani. Ben de beklemiyorum bak ama zaman gösterecek. Tabii son olarak İYİ Parti bir o kaldı. Şimdi hala da il başkanı yok. 4 tane kadın ismi geçiyor. Şimdi bir de Bülent Can Çapar evet. ben adayım. Çok enteresan ya. İfadeler kullandı. Ben onu başlık olarak çektim. Çok özür dilerim. Sözünü kezdim. Yeniden görünür kılacağız. Bu bence önemsenmesi gereken bir şey. Çünkü İl Yönetim Kurulu üyesi bir isim yeniden görünür kılacağız diyorsa demek ki bir takım şeyi görmeye başlamışlar yani. Öyle mi düşünüyorsun? Ben öyle geldim. Ben de şöyle düşünüyorum. İYİ Parti içerisinde Atatürkçüler var. Ulusalcılar. Bunlardan bir tanesidir Can Çapar. Acaba Denizli'yi Yasin Öztürklerle birlikte ülkücü, milliyetçi çizgiye çektiklerinde Can Beygil de Atatürkçü ulusalcı kanala mı çekecekler acaba? Bir de o var. Şahsiyetine lafım asla yok. Siyasi çalışmasına asla yok. Ama ulusalcı Atatürkçü birisi olduğu için yani sen şimdi başında ise kendi ideolojin neyse ona göre yönlendirsin şeyi. Tabii. Ve bence tutmayacak olan bir olay. Birkaç kişinin dediğin gibi ismi geçiyor ama bence Yasin Bey bir B planı vardır. Bugün yani çıkar ortaya. Kadın ismi geldi bana. Onu açıklamayalım. Sürpriz olsun. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Yine keyifli bir sohbet oldu. Evet. Önümüzdeki hafta çarşamba günü tekrar biz buradayız. Saatler 15'i gösterdiğinde yayındayız.